Devam ediyoruz. Reklamlar sonrası diyelim. Borsa İstanbul dünü kayıpla kapatmıştı. %0.61 puanlık bir geri çekilme vardı. 65'lik düzeltiyorum. Dünkü Borsa İstanbul seviyesi bugün nedense benim çok fazla aklıma gelmiyor. Ancak umarım bugün olumlu bir gün olur. Dün borsa yatırımcısı açısından çok da tatlı bir gün değildi. 27.3 milyar liralık bir işlem hacmi vardı. Birazdan sektör detaylarını paylaşacağız. Garanti Bankası 2022 yılında Türk Lirası kredilerinde yaklaşık %25'lik bir büyüme beklediğini söylüyor. Cante payında da bir ay süreyle, yani Can 2 Termik Santrali payında da bir ay süreyle açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlemleri de yasak getirildi. Rekabet Kurulu aynı zamanda Coca-Cola satışı hakkında soruşturma açılmasına karar verildi. Migros tarafında da 3 tane satış mağazası açıldığına dair bir duyuru paylaşılmış oldu. Aynı zamanda Hürgaz payları 2 Mart seans sonuna kadar hem açığa satış hem de kredili işlemlere konu edilemeyecek efendim. Şirket haberlerimize diğerinde Manas payları 2 Mart seans sonuna kadar brüt takas uygulanacağını söyleyelim. Natural Yenilebilir Enerji, Esenboğa Elektrik ve Margün Enerji Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat Programı'na katılma kararı aldıklarını açıkladı. Euro Kapital, Kaplan Ambalaj ve Kervansaray payları da 2 Mart seans sonuna kadar emir paketi tedbir ile birlikte işlem görecek. Viyop tarafında da bugün önemli bir haber paylaşıldı. BİM, Ford Otomotiv ve TAV Havalimanları paylarına dayalı opsiyon sözleşmeleri 25 Şubat'ta işleme başlıyor. Tahtalarda bu kontratları da artık bulabilirsiniz diyelim. Bunu da birazdan Tonguç Erbaş'la birlikte tartışacağız. Düne gidelim. Dün de özellikle bankalarda bir değer kazancı vardı. Bugün de gözler borsa tarafında. Tabii ki enflasyon rakamlarında olacak. Aynı zamanda bakıldığında bilançolarda önemli. 2050 puan direnç, 1990 puan da destek seviyesi diyor analistler. Ziraat GMYO %6.28 ki son dönemde özellikle gayrimenkul yatırım ortaklıklarının primlendiğini görüyoruz sektörel anlamda. Yapı Kredi Bankası, İşbank C ve Parsan'da %5 ila %3.23 arasında bir değer kazancı yaşadı. İlk en fazla değer kazanan 4 tane hisse senedi ekranda, 4 tane hisse senedi de en fazla değer kaybeden sırasıyla İş GMYO, Tekfen, Alarko ve Doğuş Otomotiv olduğunu da belirtelim. En çok değer kaybeden hisse senetleri dün bu şekildeydi. Sektörlere göz atalım. Bankalar olumluydu. Hem likit banka sektörü, alt sektörü hem de bankacılık sektörü kazandırdı. %2.71 ile spor endeksi 2.39, bilişim 1.03, mali tarafta da 0.64'lük bir kazanç vardı. Prim söz konusuydu. Madencilik, iletişim, ulaştırma ve taş toprak endeksi dün Borsa İstanbul'da negatif katkı sağladı ki Borsa İstanbul tüm endeksi dünü dediğim gibi %0.65'lik bir değer kaybıyla tamamladı efendim. O zaman sosyal medyaya bir bakalım, o tarafta hangi ekonomistler hangi tweetleri attı, sosyal medyanın gündemiyle devam edelim. Evet, devam ediyoruz. Sosyal medyanın gündemine bir bakalım. İlk tweetimize geçeceğiz. Bugün biraz fazla yoğun bir tweetimiz var. 7 tane tweetten bahsediyoruz. İlk tweetimiz Baki Demirel'den, ekonomist. Enflasyon en başta yoksuldan zengine doğru bir servet gelir transferidir diyor Baki Demirel ve en çok emekçi kesim zarar görür. Bu bakımdan emekçilerin son günlerdeki direnişleri ve kazanımları son derece haklı ve yerindedir diyor ki bugün de gözler enflasyonda, biliyorsunuz zamlar Ocak ayı olması itibariyle işçiler tarafından bekleniyor. Örgütlü direniş enflasyonla mücadele içinde önemlidir, desteklenmelidir diyor Baki Demirel. Bu anlamda tabii ki enflasyona karşı hiçbir vatandaşın, hiçbir emekçinin geliri ezilmemesi gerekiyor. Çünkü paramız durduğu yerde aslında hiç farkında olmadan alınıyor, yani eriyor diyelim. Dolayısıyla da önemliydi. Ahmet Mergen de diyor ki giderek diyor geçmişe dönülen yola giriliyor. Enflasyon karşısında ezilen kitleler mutsuz. Üyesine
aldatmayan, onun hakkını savunan başkanların yönettiği güçlü sendika günleri geri dönebilir. İyi mi olur, kötü mü olur orasını bilemem diyor. Ancak bu anlamda ekonomistlerin gündeminde zamlar var. Özellikle bu anlamda birçok firma çalışanı biliyorsunuz zam pazarlığında zam talep ediyorlar. Haklı taleplerini iletiyorlar diyelim. Bir başka tweet'e geçelim. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu çok güçlü ihracat artışını gündemine almış. Dış ticaret rakamları dün açıklandı biliyorsunuz. Özellikle ithalatta %50'den fazla yükseliş vardı. Dolayısıyla da dış ticaret açığı rekor kırdı. Bakalım Erhan hocamız ne diyor? İthalatta da arttığı için diyor, ihracat artışına rağmen ithalat da arttığı için 2021 yılında dış ticaret açığımız bir önceki yıla göre 3.8 milyar dolar azalabildi. Petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık bir artış dış ticaret açığımızı 4 milyar dolar civarında artırıyor notu önemliydi ki son dönemde biliyorsunuz petrol fiyatları daha da yukarı gitme olasılığında 100 dolar ve üzerinde. Dolayısıyla da bu her 10 dolarlık artış petrol fiyatlarında bizim için de yeni bir 4 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı anlamına geliyor. Yani rekabetçi kur sadece ihracatı artırmak için bir işlevi yok. Rekabetçi kurun altında Türkiye'nin dışa bağımlılıklarını mutlaka azaltılması lazım. Enerji gibi, ara mal ithalatı gibi diyelim efendim. Erhan Hoca'dan sonra Murat Barış'a gidelim. O da dün Borsa İstanbul'da çok önemli bir konuyu gündeme getirdi. Borsada artık yabancı yatırımcı neredeyse kalmadı. %40'ın aşağısına düştük. 39.97 seviyesinde yorumsuz bir şekilde sadece grafiğini paylaşmış. Gördüğünüz gibi burada çok net bir şekilde yabancıların Borsa İstanbul'da çıktığını, yerlilerin de mecburen enflasyondan dolayı, döviz artışından dolayı, hayat pahalılığından dolayı borsaya yöneldiğini görüyoruz. Dolayısıyla da bu tarafta yabancıların çıktığı ve artık sahnenin de yerlilerin aldığı bir borsa kompozisyonu var. Yabancısız borsa gidebilir mi? Yabancısız borsa sağlıklı mı? Yabancısız ülke ekonomisi nasıl görünüyor? Tartışacağız konuklarımızla. Bir başka tweet'e geçelim. Holger'e gidelim ve bu anlamda Avrupa Merkez Bankası ve Japonya'nın bilanço genişletme örneğini takip ettiğini söyledi ve bu anlamda Avrupa Merkez Bankası'nda toplam varlıklarının şu anda Avrupa bölgesinin %82'sine eşit olduğunu söyledi ve bu korona krizden bu yana neredeyse iki katına çıktı diyor Holger Schwabitz atmış oldu bu tweette ki Japonya'ya baktığımızda o tarafta da bu rasyo yani GDP'nin büyümenin balansa bilançoya olan rasyosuna baktığımızda %134 çok yüksek bir oran ama Japonya Merkez Bankası tabii ki bu anlamda bir enflasyon tuzağında para yaratmasına rağmen enflasyon yaratamıyor ki şu anda bile enflasyon kaygısının arttığı dönemde o tarafta da Japonya'da ılımlı bir enflasyon işareti görüyoruz. O ülke ekonomisinin genel yapısından dolayı. Dolayısıyla Japonya'da ciddi bir sıkıntı var. Avrupa Merkez Bankası oraya yakınsamaya başladı diyor Holger. Dolayısıyla bu toplantı, ECB'nin bu toplantısı çok çok kıymetli. Çok büyüyen bir bilanço ve %5.1 ile rekor kıran bir enflasyon. Bir taraftan da büyümeye oranı %80'e gelen bir bilançodan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu oranların artırılması lazım. Fed'e baktığımız zamansa bu oran bilançosu ve GDP'sine oranla %36 olduğunu, nispeten çok daha makul bir seviyede olduğunu belirtelim. Holger'in bir başka tweetine gidelim. Spotify ile ilgili önemli bir tweet attı. Tabii Spotify'da abonelik tahminleri çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ve bu anlamda şirket 418 milyon toplam kullanıcı ve 183 milyon ücretli bir abone olacağıyla sonlandırdı. 4 çeyrek bilançosunu ve her iki rakam da Wall Street'teki piyasa analisti tahminlerinin çok gerisinde kaldı. Dolayısıyla da hisse fiyatlamasına bir bakalım. Tam %23'ten fazla değer kaybetti dün Netflix. Şu anda da zaten Amerikan vadeleri de Nasdaq'ta kayıplar %2'ye kadar ulaştı. Bu ciddi satışı da görüyoruz bu paylaşımda. Bir başka tweet'e gidelim. Son tweet'imiz diyor yönetmenim. Yine Holger'in önemli bir konuya parmak basmış. Bugünkü toplantıya gidiyoruz ve Avrupa Merkez Bankası enflasyon baskısını çok daha artık güçlü hissediyor diyor. TÜFE 4.4'ten 5.1'e hızlandı. JP Morgan da bu raporda yönetim konseyindeki şahinlere yem vermesi gerektiğini söylüyor. Yani şahinlerin eli güçlendi, kozları güçlendi diyor. Bak
baktığımız zamansa Avrupa'da enflasyon ve bilançonun aynı eş oranda arttığını gördük. Dolayısıyla bilanço genişlemek bir enflasyona sebep verdiğinde çok net bir şekilde bu tabloda görüyoruz. O zaman sabah ekranına Tonguç Erbaş'ın yorumlarıyla devam edelim. Evet, devam ediyoruz sabah ekranı programına. Bu bölümde Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş. Tonguç Erbaş olacak yayınımızda. Tonguç Bey, hoş geldiniz. Günaydın. Murat, günaydın. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Enerjiniz nasıl? Halit-i Ruhiyeniz nasıl? Valla biraz yorgunluk var. Evet, öyle biraz gördüm. Yorgunluk. Yani direkt böyle sizi daha enerjik görmeye alışıkken Evet. Bir anda böyle bir yorgunluk gördüm. Zor dönemler tabii, yani çok fazla sizin de çalışma temponuz artıyordur diye tahmin ediyorum. Çok kolay gelsin, iyi dinlenin. Bu dönem biliyorsunuz maalesef vaka sayıları da fazla, o yüzden bağışıklık da önemli. Her şey iş değil Tonguç Bey, onu unutmayın lütfen. Doğru. Evet, şimdi dün borsaya gidelim, bir kayıp vardı. Sizce neden düştü öncelikle? Ya çok enteresan aslında, hani bunu da iyi anlamamız gerekiyor. Mesela biraz önce sen bazı tweetler paylaşırken yabancı oranından işte %40'ın altında benim en son gördüğüm bir yabancı oranı var. Bunun yanı sıra bankacılık, tahmin ediyorum bu gelen bilançolar ve gelecek olan bilançoların beklentisiyle uzun zamandır neredeyse endekste negatif bir performans gösterirken, ön plana çıkarken sınai tarafta ve hatta borsanın genelinde bir satış oldu. Ya şöyle düşünüyorum, tabii biz dün güne başlarken birincisi bugün bir enflasyon beklentimiz var içeride. Yani bu borsa için böyle çok son zamanlarda önemli miydi ya da fiyatlama içine dair oldu mu onu tabii ki bilmiyorum ama bir başlık olarak ele almıştık. İkincisi aslında benim kişisel görüşüm bu Osman Kavala'nın da yurt dışındaki Avrupa tarafında bir oylama sonrası işte Türkiye'ye olabilecek geri dönüşlerin belki bir şeyi öncesindeki görüşüydü. Borsa için söylüyorum, bir tedirginlik yaratabilirdi, yani bazı yaptırımlar olabilir veya işte orada bir karşılıklı biraz da ipler gerilebilir gibi bir görüş hakimdi diye düşünüyorum. Bir üçüncü başlık da aslında dün akşam itibariyle yurt dışı piyasaların belki bu sabah biraz negatif olmasının nedeni de hem DAX'ta hem S&P'de çok önemli seviyelerde aslında gün içerisinde de biraz böyle yorgunluk alametleri, yani benim bu sabah yayına başladığım şekilde bir borsa şeyi var, tedirginliği vardı o yükseliş sonrası son 2-3 günde. Bunların hepsini birleştirdiğimizde yani biz şöyle deriz, hani gideceği yeri yoktu borsanın gibi bir tabir kullanırız zaman zaman. Aslında öyle bir durum yok ama yani teknik olarak da baktığımızda hani hacimli yükselişlerin gelmemesi ve 2070 seviyesinin altında böyle ufak ufak havai fişek görüntüsüyle yükselişler ve sonra aşağı süzülmeler görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu başlıklar içerisinde bence bankacılık bilançoyla diğerleri ise bahsettiğim başlıklar için satış baskısı altında kaldı ve endekste hala aslında çok önemli bir seviye olan 2000 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Ya bunların hepsini bir hikaye olarak dünkü fiyatlama içerisine ekleyebiliriz bence. Evet, Osman Kavala'nın Avrupa Konseyi ihlal prosedürünün resmen başlatılmasına dair ara kararı kabul edildiğini az önce söylemiştik. Hem Kavala'nın hem de Dışişleri Bakanlığı'nın kararı olan tepkileri ve yorumlarını da paylaşmıştık. Bir taraftan tabii Rusya-Ukrayna meselesi de çok önemli değil mi Tonguç Bey? 12 başlıkta Ukrayna ile işbirliklerinin artırılmasına yönelik bir açıklama vardı. Tabii bankalar iyi bilanço açıklıyor. İşte Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi gibi bankalardan bilançolar gördük. Borsa İstanbul'da son dönemde işlem hacimleri düşük. Yabancı takas oranı, az önce siz de söylediniz sevgili Murat Barış'ın da
atmış olduğu tweette, o grafikte %40'ın altına düştüğünü görmüş olduk. Yani bilanço bazında bazı hisselerde, özellikle BIST 30 kağıtlarında bir yoğunlaşma olup tüm endekste yukarı gidememe riskinin çok daha mümkün olabileceğini söyleyebilir miyiz? Bir de yabancı takas oranı ahlakçı yatırım olarak ne kadar öneminizde? Yani yabancısız da bu borsa gidebilir diyebiliyor musunuz Tonguç Bey? Ya şimdi şunu bir kere net söyleyelim. En son kur hareketiyle birlikte yani Borsa İstanbul baktığınızda işte 1400'lerden belki 1700'lerden hani hangi kademeyi baz alıyorsanız 2400 hareketini gerçekleştirdi ve burada yabancı işlemlerinin de çok sınırlı kaldığını net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla sorunun cevabı aslında yabancı olmadan piyasa yukarı gidebilir mi? Gidebilir. Ama bir sağlıklı piyasa oluşumu, hani biz alıcıyla satıcının işte o zaman zaman mesela endekste o %5'lik devre kesicileri gördüğümüz günlerde çok da ortada böyle bir şey yokken gerçekleşen satışlarla olmasının nedeni aslında hacmin de belli kademelerdeki alış satışların güçlü kalarak gün içerisinde oluşmasının daha sağlıklı bir borsayı işaret ettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla katılımcı yerli ya da yabancı ne kadar çok olursa ve burada bu katılımcıların aşağı yukarı hareketlerde piyasayı tutma noktasında nasıl diyelim hani böyle yalancı emirler değil de daha burada olacak belli seviyede alıcıyım veya belli seviyede satıcıyım ve burada ısrarlı olabileceği bir borsa aslında daha sağlıklı. Ama bir kere şunu belirtelim, yabancının elinde tuttuğu yani takastaki hisselerin de değerleri borsa endeksine göre çok yükselmiyor. İşte burada belki biraz da bankacılık tarafını da bu nedenle hani yükselişleri ve düşüşleri son dönemde niye bu kadar önemliydi onu da izlememiz gerekiyor. Buradan dönersek demek ki yükseliş olabilir yabancı olmadan da, ama sağlıklı bir piyasadan söz etmek yükselişte veya düşüşte katılımcının az olduğu bir noktada doğru olmaz. Ama yerli yatırımcının bir ilgisi devam ediyor mu? Geçen sene kadar olmasa da, geçen senenin belki ilk dönemi gibi veya ilk 9 ayı gibi bir nebze devam ediyor. Ama o ilginin de giderek azaldığını görüyoruz çeşitli nedenlerle. Bir üçüncü başlıkta şunu söylememiz gerekiyor. Bu yabancı oranı biraz önce bahsettiğim gibi yani çarpan olarak baktığımızda eldeki değerlerle de hisselerin biraz daha ilişkili ve daha önceki yıllarda çok net kendi hisse senetlerini kendi alımlarıyla destekleyen bir yabancı ortamı varken şu an tamamen yerlinin yabancının yanına geçerek bir bu fiyatlamayı oluşturduğunu görüyoruz. Yanılmıyorsam dün gördüm birliğin raporunda, 9 aylık raporunda hisse senedi piyasasında işlem haciminin %75'i yerli, yani küsuratları söylemiyorum, %25'i de yabancı. Bu ilk 9 ay için baktığımızda böyle de bir değişim var. Hani gün içi hacim bazlı baktığımızda. Dolayısıyla o %25'lik kısım da sen de belki çok iyi takip ediyorsundur. Tahmin ettiğim bu yabancı işlemleri içindeki bazı otomatik emir tipleri üzerinden yapıldığını düşünüyorum. Yani bir yabancının algo işlemler haricinde şu hisse senedini alayım yarın satayım dediği klasik yöntemle yaptığı işlemlerin belki de burada %5'ler %7'lere kadar düştüğünü de söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla yine başa döneyim, borsa yabancısız da yükselebilir ama yabancısız veya katılımcısız sağlıklı bir sistem olduğunu borsa içinde söyleyebiliriz. Evet, yani özellikle Türkiye olan bakış açısını da değil mi bir göstergesi olacaktır. Dolayısıyla kesinlikle da bu şekilde okumak lazım. Yani dış politika da oraya yansıyor, iç siyasetteki söylemler de oraya yansıyor. Yapısal reformlar, ekonomi politikaları da birçok şey yansıdığını herhalde izleyeceğimize çok yakinen biliyor. Dolayısıyla sadece hani yabancı geldi, borsada sıcak para soktu, işte hisse aldı diye bakmamak gerekiyor. Sizin yorumunuzdan bunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Şimdi Tonguç Bey, tabii bir taraftan da BGC İstanbul Garanti Bankası için tavsiyesini 15.95 hedef fiyatında al olarak sürdürdü. Dün Garanti Bankası'nı karşıladık, Akbank'ı karşıladık. İyi bilançolar geliyor. O tarafa bir parantez açacak olursak, model portföylerinizde ya da yorumlarınızda nasıl buluyorsunuz bankaları ve yılın geri kalanında ne kadarlık bir potansiyel sizce sunuyorlar? Şimdi biz Aralık 31 itibariyle 7 hisse senedini ya da 31 Aralık 2021 diyeyim daha doğru olur.
7 hisse senedini uzun vadeli model portföy aldığımızda bankacılık tarafında Yapı Kredi'yi model portföyümüzde tuttuk. Tutmaya da devam ediyoruz aslında şu an itibariyle. 12 aylık bilançolar geldikten sonra da hatta aramızda yani ettiğimiz sohbette birkaç bankayı da buraya ekleyebileceğimizi konuştuk. Çünkü tüm bilançoları görmek istiyoruz ve her bilanço sonrasında değişiklik yapabiliyoruz. Ama o tarihte bilançoyu aldığı, daha doğrusu model portföyü aldığımız bankacılık tarafında Yapı Kredi de iyi bir performans gösterdi. Hatta belki de en iyi ayrışan banka da olabilir bu bir ay içerisinde, tam net bakmadım. Ama diğer hisse senetlerinde de, yani bunların birkaçı da holding gözüküyordu. Neredeyse bizim yıllık hedeflediğimiz o hedef fiyatlara doğru gittiğimiz performansı bir ay içinde bile gösterenler oldu. Dolayısıyla aslında geçtiğimiz ayda her ne kadar bankacılık tarafı biraz daha iyi bir performans gösterse de hala hani o sanayi endekste karşılaştırdığımızda veya borsanın son 2-3 yılını çok net baktığımızda hala bir performans eksikliği var. Özellikle kamu bankaları tarafında var. Özel bankaların, yani büyük bankaların haricindeki ufak ölçekli bankalarda da hala bir fiyatlama şeyi olabilir, marjı olabilir diye düşünüyoruz. Ve mevcutta biliyorsun bir garanti bankası şeyi var. Yani burada işte hisse devrinin onayı beklenme süreci var ve burada da bir fiyat var. Dolayısıyla bu sonuç gelirse ne şekilde olacaksa ve sonrası içinde bence bankacılık sistemi içerisinde bir değer ortaya koyacak. Düşük de olsa, yüksek de olsa bir talebi gösterecek. O açıdan yılın geri kalanında ben hep şöyle düşünüyorum, yani bu Fed algısı, işte faizler artacak, Türkiye'nin içerideki yeni ekonomik politikası vesaire. Burada bankacılık sektörünün sektör olarak ucuz, yani şirket olarak ben gideyim Türkiye'den banka alayım ya da şu bankaya ortak olayım. Artık bu şey döngüsü, yani bol para döngüsü ve buradan borsaya, altına, işte dövize veya dışarıda da benzer riskli varlıklar üzerinden spekülasyon yapayım algısından bir yatırıma dönüşebilecek Türkiye olabilir her şeye rağmen. O açıdan biz bankacılık sektörünün aslında bu yıl içerisinde zaten açıklanan karlılıklara baktığımızda, yani bireysel olarak değil, hani genel bankacılık sektörü içerisinde ve risk algısında bir bozulma da görmüyoruz. O açıdan tahmin ediyorum bir ya da iki bankayı da hani bilançolar, evet, işte bir ay içinde bittiği zaman diyelim aşağı yukarı ekleme durumumuz bir Şubat sonrasında da olur gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu tarafta ben hala sıcağım. Hatta şöyle söyleyeyim, bir seçim atmosferi tabii oluyor, yani işte bir buçuk yıl var diyoruz ama dolayısıyla bu süreç içerisinde borsa performansında biz çok iyi devam edeceğini düşünüyoruz, geri çekilmeler olsa da. Ve burada bankacılık tarafı belki biraz da zaman zaman Halkbank haber akışı veya beklentisiyle birlikte kamu bankalarının da yeniden alevlenebileceği ya da iyi performans gösterebileceği bir ikinci yıl, ikinci yarı yılı da olabilir 2022'de. Ona da biraz dikkat etmek lazım gibi gözüküyor. Evet Tonguç Bey, bir 30-40 saniyemiz var, sonrasında izninizle bir miktar daha devam etmek istiyoruz. Bir dolar yorumu alalım. O tarafta bir kıpırdanma var. Küresel piyasalarda risk iştahın düşmesinden kaynaklı mı, yoksa Türk lirasının değer kaybetmesinden dolayı mı, ne dersiniz? Valla kısaca kurda ben şunu söyleyeyim. Bu yataylık bizim 6.85 yataylığımıza benziyor. 13.65 biz şöyle düşünüyoruz. Geçilmedikçe hala aşağı potansiyel olabilir. Ama şu an bence yeni ekonomik program ve açıklanan işte kur korumalı sistemin tam piyasa tarafında oturmadığı için böyle bir aşağı yukarı hareketin biraz da korelasyondan uzak, yurt dışı korelasyondan uzak bir yataylıkta devam ettiğini görüyoruz. Belki reklam sonrası tekrar kur tarafına da bakarız. Ama şimdilik bu fiyatlamanın devam etmesi doğal ya da suni olarak biraz daha sürecek gibi gözüküyor açıkçası. Evet, Tonguç Bey, teşekkür edelim. Şimdi ikinci bölümde birazcık da Amerika'yı konuşacağız. Japonya'dan çok enteresan bir açıklamayla bu bölümü kapatalım. Bir tebessüm etme imkanı sağlayacak. O taraf tam tersi politikalar biliyorsunuz gidiyor. Watanabe, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, para politikasını sıkılaştırmaya başlamak için çok erken diyor. Dünya bu kadar yanarken onlar henüz daha erken diyor efendim. Kısa bir ara, erken mi geç mi tartışacağız. We'll be right back.
piyasa yönü devam ediyor. Bugün piyasalarda, küresel piyasalarda yön aşağı. Dolayısıyla da Borsa İstanbul'un negatif açılması sürpriz sayılmaz. Ancak Borsa İstanbul bu işte siyah koyu biliyorsunuz piyasalardaki. Bazen kedi gündemimizden dolayı pozitif ayrışıyoruz ve uzunca bir süre böyle gidiyoruz. Bazen de küresel piyasalardan çok daha negatif ayrışıyoruz. Tabii ki zaman zaman da küresel piyasalarda durum neyse Borsa İstanbul'da bu şekilde açılışa sirayet ediyor. Birazdan yorum alacağız ama öncesinde tabii Spotify kullanıcı sayısı Wall Street beklentilerinin çok altında kaldı. Netflix kötü bilanço açıkladı. Facebook kötü bilanço açıkladı. Tablo böyle olunca da Nasdaq kompozit vadeli de %2'den fazla kayıp var. Dün Amerikan borsaları spotta artıdaydı. Bir bakalım Amerikan vadeleri sevgili yönetmenim Burçin'den bir rica etmiş olalım. Çünkü Facebook'un özellikle %21'den fazla değer kaybettiği bir vadeli seansı da var. Özellikle Netflix'teki kaybı da görmüştük. Şu anda Nasdaq'ta kayıplar %2'nin üzerinde negatif. Qualcomm bir tek karını arttırdı. Ancak Spotify, Netflix ve Facebook'un kötü açıklaması önemliydi. Diğer taraftan Amazon bölündü. Özür diliyorum, Google Alphabet 20'ye bir hisse bölünme kararı çıktı. Bu olumluydu ancak diğerleri olumsuz. Tonguç Bey tekrar devam edelim Ahlaç Yatırım Genel Müdürü Yardımcısıyla. Bugün kırmızı bir tablo var. Bu teknoloji endeksindeki kayıplar ayı piyasası riskini ortaya koymaya devam eder mi? Sadece bilanço üzerinde bir satış olarak mı okuyalım? Ne dersiniz? Valla ben yani şöyle Borsa İstanbul içinde aslında özellikle yurt dışı piyasalar içinde hani genel görüntü yani bugünkü eksiden dolayı bunu söylemiyorum. İşte 4550 mesela S&P için benim baktığım yerler hatta yani 4600 üstü veya 4550'nin altı gibi böyle bakarsak burası böyle zirve seviyeler oluştuktan sonra birkaç yükseliş denemeleri olur. Şimdi onu yaşadık gibi son dönemde hani FED sonrasında özellikle ama yani orta vadede böyle yavaş yavaş aşağı doğru süzülen bir yurt dışı borsa teorisi mi diyeyim, beklentisi mi diyeyim böyle bir düşüncem var. Hatta yıl içerisinde daha aşağı seviyelerin yani bundan işte geçen hafta gördüğü yerler S&P için konuşuyorum ki burada son 5 yılda 3 haftalık periyot düşüş sonrası 400 puanın üzerinde ilk defa salgında dahi olmayan yani düşüş seviyesi açısından değil 3 hafta üst üste böyle bir geri çekilme yaşadık. Bundan sonra yani o 35 bin mesela Dow Jones için konuşursak işte 35.500 şimdi gördüğümüz yerler ama S&P'de de 4550 hani üstünde böyle en azından bir haftalık kapanış gelmedikten sonra biraz da aşağı doğru bir beklentinizde olmaya devam edeceğim. Hani bunu yalnız FED'e bağlamıyorum veya faiz artışına bağlamıyorum. Aynı zamanda dünyadaki büyüme beklentilerini de bir nebze bu sefer aşağı doğru revize edildiği bir yıla başladık ki bu devam edecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla büyümenin sınırlı olduğu, enflasyonun nispeten yüksek kaldı ve paranın piyasadan çekildiği bir ortamda hani borsaların belli bir düzeltme seviyesine ulaşmadan tepki hareketleri yapması beklenmemeli veya yeni zirvelere böyle koşarak gitmesi beklenmemeli. Niye geçen sene oldu veya evvelki sene işte salgında oldu niye bu sene olmasın sorusunun cevabı da bu sene geçen senekiler kadar diyelim piyasada para olmama ihtimali yani o Fed'in bilanço küçültmesi açısından olduğundan dolayı diye de ekleyebiliriz. O açıdan yani bugünkü Nasdaq düşüşü bilançoları bir kenara koyalım. Hani genel anlamda biraz daha yurt dışı piyasalarda işte bu bireysel portföy şeyler içerisinde de tutanlar var burayı. Kendi fonları, emeklilik fonları içerisinde veya işte yurt dışında yatırım yapanlar da var. Yani bu izleyiciler için, bu dinleyiciler için de şunu söyleyelim. Orada biraz daha o popüler potansiyel getirinin olmadığı bir yıl beklentisi var benim açımdan. Dolayısıyla dikkat etmek lazım. Özellikle S&P'de 4550'nin Nasdaq haricinde genel dünya düzeni, hani borsalar içinde bir altında fiyatlama görürse, kalmaya devam ederse burada Borsa İstanbul için 1975'i konuşabiliriz. O dikkat etmek gerekiyor. Pozisyonları azaltmak gerekiyor benim kanaatimce. Daha aşağıdan alınabileceği seviyelerin biraz daha yakından takip etmesi gerekiyor. Dolayısıyla yani bu negatiflik bizim borsaya da
hani psikolojik olarak bence etkileyecektir. Bankacılık tarafı ne yapar bilemiyorum. Hani düne benzer bir hareket olur mu? Ama bir nebze daha böyle soru işaretiyle bir başlangıç Borsa İstanbul'da da bugün için özellikle enflasyonla birlikte olabilir. Tonguç Bey, bir cümleyle rica etsem süremizin sonuna geldiği için o zaman küresel piyasalarda soruyu yinelemiş olacağım, kusura bakmayın. Morgan Stanley'in söylediği gibi bir ayı piyasası riskine mi, ayı piyasasında olduğumuzu düşünüyor musunuz? Çünkü o ayı piyasasında izliyor, yükseldikçe aldık elimizdeki özür dilerim hisseleri satacağız dedi. 4000 puan makul değer S&P'de görüyorum dedi. Yaklaşık 300-500 puanlık bir fark var, o da piyasaları rahatsız eder. Siz bu denli sert bir satış bekliyor musunuz? Çok yabancı görüşlere, raporlara genelde katılmam böyle ama bence çok doğru bir analiz. Katılıyorum. Diğer iki yıldan farklı bir yıl olacak. Yani varlık fiyatları içerisinde bence borsalarında net bir düzeltmeye ihtiyacı var özellikle yurt dışında. Dolayısıyla bence çok şimdilik görebildiğim, senin söylediğin kadarıyla makul bir strateji gibi gözüküyor. Ben de benzerini yapardım açıkçası. Tonguç Bey çok sağ olun. Yani bu sabah, sabahın bu erken saatlerinde hiç bizi kırmayıp yayınımıza katılıyorsunuz. Güzel enerjiler veriyorsunuz, yorumlarınızı paylaşıyorsunuz. Kolay gelsin. Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının olduğu günde başarılar diliyorum sizlere de. Estağfurullah, size de iyi yayınlar. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Ahlatçı Yatırım'da konuştuk. Ethereum Dilan da az önce Kajir'e yazmıştı. Küresel piyasalar ayı sezonuna mı girdi diye o doğrultuda gidelim. Çünkü Fed Yönetim Kurulu'na aday gösterilen isimlerden Lisa Cook az önce Fed'in en önemli görevinin artık yüksek enflasyonda mücadele olduğunu söyledi. Diğer taraftan da Fed Yönetim Kurulu'na aday gösterildi Biden tarafından biliyorsunuz. Jefferson, o da Philip Jefferson da yüksek enflasyonla mücadele artık Fed'in önceliği olması gerekir diyor. Fed tarafından Mary Daly de ABD ekonomisinde büyümeyi rayından çıkarmak ultra gevşek para politikası duruşunu terk edebilir diyor Fed'in. Dolayısıyla da artık faiz artım sürecine doğru gidebiliriz diyor Mary Daly. Tüm dünya bu şekildeyken teknoloji endeksi de kötü bilanço açıklamışken tabii bir ayı piyasası riskini konuşuyoruz. Ancak şimdiki konuğumuz Mustafa Aşkın, o zaten endekslere önemini ve satış baskısını hep, değil mi Mustafa Hocam, vurguladınız. Özellikle kripto paralarda da bu satışın katılabileceğini söylemişiz. Nitekim devam ediyor bu satışlar. Genel olarak bu kadar bahar havasının olmasını anlamlandıramayarak önümüzdeki dönemde bu satışın olacağını söylemiştiniz. Nitekim herhalde devam ediyor. O zaman derinleşecek mi diye soralım size. Hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar Murat'cığım. Evet, derinleşmesi daha muhtemel. Çünkü artık görünen köy kılavuz istemez. FED ve risk algısına baktığınızda davul zurnayla FED, ben hem faizi arttıracağım hem parasal genişlemeyi sonlandırıp bilanço küçülteceğim diyor. Bu da risk algısında önemli derecede bir farklılaşma yaşatacak. Bunlar fragman olarak adlandırabiliriz, ön gösterim. Dünya riskli piyasalarında, dünyadaki riskli varlıklarda ardarda arda gelecek gelişmelerle ne yazık ki artık boğa piyasasının sonuna geldik ki bu boğa piyasası da dünya tarihindeki en büyük boğa piyasalarından bir tanesiydi. Daha önce de ifade ettiğim gibi ben bunlara amatör piyasası diyordum. Çünkü herkes ne alırsa alsın para kazanıyordu. Bu dönem artık bitiyor. Bundan sonra daha defansif ve daha profesyonellerin bir bakıma işlem yaptığı bir piyasaya dönüşecek. Dünyadaki riskli varlıklar piyasaları ki bunların başında borsalar, kripto varlıklar dikkat çekecek. Burada sert dalgalanmalar daha da artabilir. Şimdi tabii Facebook bilançoyu çok kötü açıklayınca bir bahanesi de oldu. Netflix'te, Spotify'da, Nasdaq'ta %2'den fazla kayıp vardı. Dün Amerikan borsaları buna biraz görmezden geldi. Daha çok Google, Alphabet'in işte 20'de bir hisse geri alım programını olumlu fiyatladı. İşte hisse çok iyi bildiğiniz gibi değer kazanacağı beklentisiyle çok yoğun talep gördü. Ancak yine de böyle bir yükselişler var ancak cılız kaçıyor. 4 gündür yükseliyor ama Ocak ayının kümülatifinde %8'den fazla kayıp vardı. Hocam şunu öğrenmek istiyorum. Yani biz tabii ki söylediğiniz gibi FED bunu bangır bangır söylüyor her yerde. İşte biz de onun bir yerde sözcüsü gibi ekranlardan paylaşıyoruz açıklamalarını. 25 baz puanlık faiz artıracağını zaten piyasa biliyor. Mart'ta hatta 50 puan olacağı söyleniyor. Ya da işte bilanço küçültmeye de başlayalım. Eş zamanlı olarak da her çeyreklik toplantıda artık artıralım gibi böyle farklılaşan ifadeler de var. Bunlar fiyatlandı mı yoksa bu gerçekleri biraz daha piyasa bekletiyor mu? Yine iyimser tarafından bakmak için 25 baz puanlık 4 faiz artışını mı fiyatlıyor sizce?
Tam olarak fiyatladığını düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi piyasalarda şu mantık vardır. Büyük bir yük trenini düşünün. Bu yük treni frene bastığında ancak birkaç durak, istasyon sonra durabilir. Piyasalarda da bu algı var. Nasıl olsa Fed daha bu süreci uzatabilir. İşte zaten omikron varyantı nedeniyle bu işler biraz daha aksayabilir havası var. Ama ne yazık ki piyasa bir bakıma gerçekle yüzleşmek zorunda kalacak. Ve bu gerçekle yüzleşme konusunda da ciddi derecede dalgalanmalar yaşanabilir. Fed piyasaları hazırlamaya çalıştı. Oldukça yumuşak ve oldukça temkinli ifadeler kullandı. 2008 ve 2013'te Fed'in daha sert konuşup piyasalardaki algıyı bir anda bozduğu dönemlerden ders almış olması gerekiyor Fed'in ki böyle görünüyor. Bu nedenle biraz daha alıştıra alıştıra, biraz daha yumuşak bir üslupla ama teknik anlamda son derece sert ifadeler kullanarak piyasayı hazırlamaya çalışıyor. Piyasa herhalde usluptaki yumuşaklığa aldanıyor. Ama görünen o ki bu sene biraz daha dalgalı, biraz daha aşağı yönün ağırlıklı olduğu bir dönem yaşanacak finansal piyasalarda. Tabii bu sadece Fed'de açıklanamaz. Biraz önce Tonguç da söylüyordu. Dünyadaki büyümenin frene bastığı bir dönemi yaşayacağız. Jeopolitik risklerin arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Üstüne üstlük bir de bu belirsizliklerle birlikte hala lojistik ve arzla ilgili de problemler var. Artan enflasyonist maliyet enflasyonu baskısını da unutmamak lazım. Tabii biz bugün ikimiz de hocam mor kravat taktık. Mor paranın rengi biliyorsunuz. Eski dönem imparatorluklarda özellikle zor bulunan bir renkti. Dolayısıyla değil mi imparatorluklar bayrağında moru çok kullanırdı. Dolayısıyla biz nasıl para kazanırız bu ortamda tartışacağız. Hazır hocamızla birlikte totem yapmışken sorunları konuşurken bu taraftan da yatırım fırsatlarını da tartışmakta da fayda olacak. Hocam şimdi bu sabah baktığımızda işin şakası bir yana Amerika tarafında 3000 asker Doğu Avrupa'ya geldi. Romanya ve işte bu tarafta Polonya, Almanya üzerine askerler konuşlandırılıyor. Bir taraftan Ukrayna tabii ki NATO üyesi olmadığı için bazı teknik anlamda açıklamalar da geliyor. Acaba Ukrayna yalnız mı bırakılacak diye. Ancak korku endeksine baktığımızda 27'lerdeyiz. Ons altına baktığımızda pek de böyle jeopolitik riskleri negatif yönde, yukarı yönde fiyatlamıyor gibi bir tablo da var. Dolayısıyla bu Rusya-Ukrayna meselesi küresel piyasaların fiyatlamalarını ne derece etki etti sizce? Ve bir son olaylardan sonra bir savaş ihtimali riskini öngörür müsünüz fiyatlara bakarak? Rusya ve Ukrayna olayı esasında dünyadaki oynanan satrancın bir göstergesi gibi. Rusya tarafı ve diğer taraftan Batı Amerika, Ukrayna ile ilgili bir bakıma karşılıklı satranca devam ediyorlar. Siyasi analistlerin yaptığı analizlere göre kısa vadede bir sıcak çatışma beklenmiyor. Piyasada bu sıcak çatışma beklenmemesinin verdiği bir bakıma olumlu havayı yansıtmaya çalışıyor. Diğer taraftan da dikkat edilmesi gereken noktalarda yok değil. Rusya daha uzun vadeli planlar halinde bir hedefe gitmeye çalışan anlayışa sahip. Ukrayna meselesi dünün bugünün meselesi değil. Uzunca bir süredir Rusya ile arasında Ukrayna'nın problemler var. Hatta Ukrayna'nın doğusunun ayrılıkçı Ruslar, daha doğrusu Rusyanları tarafından bir bakıma koparılmaya çalıştığı dönemlerde yaşandı. Sıcak anlamda çatışmalar da yaşandı. Benzer bir süreç Ukrayna'nın içinde olabilir. Doğrudan doğruya Rusya ile Ukrayna'nın savaşmasından ziyade içerideki farklı güçlerin kullanılarak hem Batı tarafından hem Rusya tarafından bazı çatışmalar olabilir. Tabii bunlar fiyatlara dahil edilmiş durumda değil. Ama bugüne kadar yapılan açıklamalar gerek Ukrayna gerek Rusya gerekse Amerika Birleşik Devletleri tarafından daha ılımlı gibi görünmeye başladı. Bunun da etkisiyle piyasa şimdilik bunu umursamamaya çalışıyor. Ama ne olursa olsun bu gerginlik bir anda hem enerji maliyetleri üzerine hem de dünyadaki jeopolitik dengeler üzerinde pek çok şeyi değiştirebilir. Öte yandan sorun sadece Ukrayna Rusya ile de ilgili değil. Çin'in özellikle Tayvan'la ilgili politikası, buna Amerika'nın gösterdiği tepki de dikkatli izlenmesi gereken bir nokta. Tabii her zamanki gibi Orta Doğu cadı kazanı. Orada ne olacağı belli olmaz. Orada da jeopolitik risklerin her an değişebileceğini unutmamak lazım. Ama özünde baktığınızda jeopolitik fiyatlamalar henüz rakamlara yansımış değil.
Çok doğru. Özellikle Suriye değil mi hocam? İşte yıllar öncesinde Rusya bir anda hani asker gönderemez denilen Rusya oraya da asker gönderdi. Hatta Amerika'yı hem Afganistan'da hem de İran'da başarısız olmasını sağladı. Güçlenen bir Rusya var bu coğrafyada. Dolayısıyla Ukrayna gerilimi nereye tırmanır bilinmez. IMF Georgieva, Rusya-Ukrayna gerginliğinden etkilenen ülkelere yardım hazırız diyor hocam. Özellikle biliyorsunuz yüksek enerji fiyatlarından birçok ülke muzdarip. Diğer taraftan jeopolitik gerilimler durumu daha karmaşık hale getiriyor dedi Kristalina Georgieva. Ve Ukrayna arasındaki, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin şimdiden enerji fiyatlarını yükselttiğini ve jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomi için belirsizliği çok daha karmaşık hale getirdiğini söylüyor. Zaten diyor bir ton derdimiz var diyor. Siz diyor buna diyor tuz biber olmayın diyor hocam Georgieva. Bu arada OPEC Plus grup toplantısı 400 bin varillik günlük bir arz kesinti haberi işte beklendiği gibi kesintiye gidecek. Sizce petrol fiyatlarını yükselten sebep gerçekten de IMF'nin dediği gibi bu jeopolitik tansiyon mu? Yoksa omikron varyantı ve türev varyantlarının artık aşıdan dolayı çok fazla enfekte olamaması ve sıkı tedbirlerin uzun vadede kalmamasından dolayı mı hocam? Pek çok etki var. İşte Kuzey Yarımküre'de kışa girilmiş olmasının, üretimin geçmişe göre çok hızlı artmasının ve bunun enerji talebini arttırmasının, işte omikron varyantının nispeten göreceli olarak az etkili olmasının yarattığı üretim artışı ve talep artışı gibi pek çok unsur var ama tabii doğal gaz ve petrol fiyatlarında spekülasyon da ciddi derecede olmakta ve rakamlara baktığınızda yıllık anlamda dolar bazlı çok çılgın yükselişler söz konusu. Özellikle doğal gaz fiyatlarında bak. Dolayısıyla da dikkatli takip edilmesi gereken bir süreç. Nereye kadar gidebilir, ne olur? Tabii bu jeopolitik risklerden de etkilenebiliyor. İşte biraz önceki Ukrayna-Rusya hikayesinin önemli bir ayağı da Avrupa'nın doğal gaza ulaşımı ve bunun maliyetiydi. Bunun da farkında olan Avrupa ve Rusya o nedenle bu konuya daha temkinli yaklaşmak durumunda kalıyor. Özellikle Almanya ve Fransa önderliğindeki Avrupa Birliği'ne baktığınızda doğal gaz vanası kapanır kışın ortasında diye biraz daha dikkatli davranmak durumunda kalabiliyorlar. Ama ne yazık ki dünyadaki büyüme oranlarının geçmiş yıla göre biraz daha düşeceği beklentisi olmasına rağmen yukarıda saydığımız nedenlerden ötürü petrol fiyatlarının 90 dolarların üzerine çıkması hatta 100 dolarları da görmesi ihtimali var. Bu da biz ve bizim gibi enerji ithal eden ülkeler açısından ne yazık ki hem ödemeler bilançosu hem de fiyatlama anlamında baskı unsuru olarak karşımıza çıkmakta. Tabii bu enerji girdi fiyatlarının artması dünyadaki maliyet enflasyonu da tetikleyen önemli unsurların başında yer alıyor. Dikkatli izlenmesi gerekiyor. Evet, az önce Erhan Aslanoğlu hocamız da 10 dolarlık artış dış ticaretimize 4 milyar dolar tutarında negatif etki yaratıyor dedi hocam. İşte 100 dolar ve üzerinde senaryolarda tartışılıyor. IMF özellikle bu anlamda etkilenen ülkeler varsa hazırız diyor enerji fiyatlarındaki negatif etkiden. Brezilya Merkez Bankası 150 bas puan piyasa beklentisi yönünde bir faiz artırdı hocam. 9.25'ten %10.75'e ve bu anlamda faiz artırım sürecine devam ettiriyor. Son 8 toplantısı 875 bas puanlı bir faiz artışı yaptı. Hani erken mi yaptı, geç mi yaptı onu ülke ekonomik şartları ve Brezilya ekonomistler çok daha iyi tartışabilir ama Fed öncesinde herhalde çok ciddi bir hazırlık var. Bugün de ECB'nin ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararlarını takip ediyoruz. Holger'in atmış olduğu bir tweet'i de ekrana paylaşmıştık. Şu anda hocam ECB'nin bilanço büyüklüğü GDP'ye oranı %82. Japonya'dan sonra ikinci sıraya gelmiş. Fed'i de geride bırakmışlar. Orada %35'lik bir oran vardı. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası'nın herhalde enflasyonla ilgili artık iyimser kalmama lüksü yok. Dolayısıyla o tarafta gelen açıklamaları kontrol ettiğim zaman da özellikle Euro Grup Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Pascal Donohoe, ismi çok zor, her seferinde telaffuzda zorlanıyorum. Euro bölgesindeki enflasyon artışının büyümeyi ve vatandaşların alım güçlerini olumsuz etkilediği söyleniyor. Az önce Şantmanukyan'da işsizlikle enflasyon arasında bir grafik paylaşacağım. Enflasyon arttıkça işsizlik de yükseliyor. Tüm parametreleri zehirleyen bir unsur herhalde. Enflasyon tam bir baş belası tırnak içinde ifade etmem gerekiyorsa. Çünkü ekonomideki bütün dengeleri bozuyor. İstihdamı bozuyor, gelir dağılımını bozuyor,
insanları fakirleştiriyor, bilançoları şişiriyor. Baktığınızda enflasyonun yüksek olması bütün dengeleri bozuyor az önce ifade ettiğim gibi. Avrupa ve Amerika enflasyona karşı çok duyarlı. Euro bölgesine baktığınızda Almanya'nın geçmiş enflasyon tecrübeleri nedeniyle en ufak enflasyon artışına karşı çok sert tedbirler aldı. Malumunuz 1920'lerde, 1940'larda hiper enflasyon yaşayan ülkelerden bahsedilebilir. Özellikle Almanya'nın başına çektiği Avrupa'da. Dolayısıyla Euro bölgesinde her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne göre toparlanma yavaş olsa da Amerika'nın başlattığı enflasyonu önlemeyle ilgili çalışmalara Avrupa Birliği Merkez Bankası da katılmak durumunda olacak. Dolayısıyla başta sözlü yönlendirmeye girecekleri kanaatindeyim. Biraz zaman kazanmak isteyecekler, biraz daha büyümeyle ilgili tempoyu görmek isteyeceklerdir ama özellikle ilkbaharın başlarında veya ortalarında Nisan, Mayıs ayları gibi düşünüyorum. Daha sert tedbirler alacaktır Avrupa Birliği Merkez Bankası. Bununla birlikte Avrupa Birliği'ndeki maliyet enflasyonunun da Amerika kadar olmasa bile yüksek olduğu gözden kaçmamalı. Merkez bankalarının işi geçmişe oranla biraz daha zor. Ekonomileri genel olarak toparladılar. Bol parayla, bilançoyu büyüterek, hızlı karar alarak. Ama şimdi bir de bunun geri dönüşü var. Bu geri dönüşte de ne yazık ki aynı tempoyu göstermek durumundalar. Önümüzdeki yılın son çeyreğine doğru eğer önlemler yeterince olursa hem Avrupa Birliği'nde hem Amerika Birleşik Devletleri'nde bir parça daha enflasyonun kontrol altında kaldığını görebileceğiz. Ama yine de Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artışı değil mi hocam? Biraz daha yılın 3. çeyreğinden sonrasına kalmış duruyor. Bu tablo bile herhalde euro varlıklarındaki değer kaybının devam edeceği beklentisiyle herhalde örtüşebilir. Dün Şantmanukyan 1.09 beklentimi koruyorum dedi. Ben sürekli soruyorum tamam mı devam mı bu beklenti diye. Bununla ilgili bir cümle de hocam söylemek isterseniz buyurun söyleyin. Bir taraftan da yanında enflasyon var. Bizim enflasyon ne olacak? Yani hadi Avrupalı yine bir şekilde hayat standartları yüksek. Bizim tarafta işçiler grevde, maaşlarına enflasyon tabii sokakta başka, kayıtlarda başka hissediliyor. Ne dersiniz? Bizdeki beklenti ne olacak sizce? Evet, Euro bölgesine baktığınızda bir parça daha Euro'nun değer kaybedeceğine ben de katılıyorum Şant gibi. Türkiye'deki enflasyonsa daha enteresan, kronik ve yapışkan bir enflasyonumuz var. Ve bu uzun süredir devam ediyor. Dünyada enflasyon yokken de bizdeki enflasyon belli bir oranın üzerindeydi. Hatta dünyadaki pek çok merkez bankası enflasyon olsun diye uğraşıyordu. Bizdeki enflasyon bir hayli yüksekti. Yine de dikkat edilmesi gereken bir noktaya doğru gideceğinin işaretlerini veriyordu. Bugün işte saat 10'da Ocak ayına ait enflasyon rakamı açıklanacak TÜİK tarafından. Muhtemeldir ki çift haneli bir enflasyon göreceğiz aylık bazda. Yaklaşık 9,5-10 arası bir rakam bekliyorum ben aylık anlamda baktığımızda. 10 olduğunu kabul edersek pek çok ülkenin, pek çok bölgenin neredeyse 2 yıllık enflasyonunu biz aylık olarak yaşamış olacağız. Rakam olarak da 44-45'lere gelecek yıllık anlamda baktığınızda ki bunlar oldukça yüksek rakamlar. Şimdi enflasyonu önlemek için aldığımız tedbirler var. Fakat bu tedbirler sadece para politikası tedbirleri olmayıp mali politikaların da desteğiyle olması gerekiyor. Mali politikalarda da destek veriyoruz ama alışılagelmiş olan para politikalarını uygulamaktan bir parça daha uzak durduğumuz için piyasa tepkisi ve yapışkan enflasyon hala artmaya devam ediyor. Umarım yeni metodolojiler ve yeni uygulamalar enflasyonu bastırmak için yeterli olur. Ülkemiz anlamında ciddi bir sorunla enflasyon. Evet hocam. Yarın demiş olabilirim bu arada enflasyonu izleyicilerimizden özür dilerim. Bugün benim dün düşen borsayı bugün yükseldi dedim. Yarınki enflasyon, bugünkü enflasyonu yarın diyorum. Biraz kafam karışık ama editörüm sağ olsun onda olduğunu belirtti. Hocam çok sağ olun kıymetli bilgileriniz için. Dalfin Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Mustafa Aşkın'la güzel bir söyleşimiz oldu. Programın da sonuna geldik. Saat 9.50'de ilk seansta bir kez daha görüşmek dileğiyle.